Peki Gülşen'le ilgili telefonumuzu alacağım ama Gülşen'le ilgili bunları biliyor musunuzlar var elimizde ki enteresan bunları biliyor musunuzlar var. Belki ben bir önceki konuk geldiğim programda birkaç tanesini söylemiş olabilirim ama yenileme var içlerinde. Boğazında kordonla ters doğmuşsun. Doğru mu? Doğru. Nasıl bir şey bu? Boğazında kordonla ters doğmak? Kordon. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet. Hatırlayacağım bir şey değil tabii de. Boğazında kordonla ters doğum. Doğum böyle başlamış. Evet. Ters. Bu cümle yanlış aksetsin istemem. Doğrusunu sen bize söyle. Babanın istemediği bir çocukmuşsun. Evet. Yani doğmanı... Evet yani... Üçüncü bir çocuk istemiyormuş, babam kesinlikle. Evet. Annen kürtaj olmaya giderken... Baban son anda içeri girmiş ve aldırma sakın demiş. Doğru mu? Doğru. Doğru. Küçükken su çiçeği, boğmaca ve kızamığı aynı anda geçirip ölümden dönmüşsün. Doğru. Zaten buraya kadar yaşaman bir şans da. Evet, mucize. Bundan sonra da hala hayat peşini bırakmıyor yani. Devam ediyor. Çok inatçıyım ya. Şimdi biraz büyüyor. Büyüdükten sonra da kendi kendine zulmetmeye başlıyor. 6 yaşındayken çamaşır suyu içmişsin. Evet, doğru. Yaşamam Allah mucize maya. Devam ediyorum. 8 yaşında kamyon çarpmış. Doğru mu? Doğru. Annemle mi konuştunuz? He? Annem mi anlattı bunları? Kamyoncuyla. Bakalım sırada kim var? Gülşen'cim. Sırada kim var? Bu nasıl bir hayat? İnanılmaz. Sen arada yaşama mücadelesi vermişsin. Aynen, Survivor. Yani. Olaylarına çamaşır suyu içiyor. Annesi bırakmıyor, kamyon geliyor çarpıyor. Arası yok yani. Vallahi tebrik ederim. Ya kadın çok kamyon çekmiş nasıl çarptı yani. Ya? 8 yaşındayken. Halamın evinden böyle bahçesi vardı. Bahçeden koşarak dışarıya çıktım. Hiç bakmadan sağma solma. Hızla kamyon geliyordu. Kamyon bir çarptı, ben öbür tarafa uçtum. Kalkıp devam ettim sonra yürümeye bile. Ama çamaşır suyunda içmiş yani. Evet. Vücut da estetik, alışmış artık. İnanılmaz vücut. Ya. Kamyon çarpıyor, şaka uçuyorsun, gibi kalkıp yani. Devam ediyorsun. Evet. Birbirimiz sadakan varmış vallahi. Devam ediyorum. Şaka gibi. 12 yaşındayken uzay gemisi görmüşsün. Evet. Demek kamyon nasıl çarptıysa. Gerçekten gördüm. Aşk olsun, vallahi gördüm. Gerçekten mi gördün uzay gemisi? Bu tarz şeyleri aslında söylemeyi sevmiyorum. Bunu ben kendim söyledim Aytül'le. Pardon, benim mendil buraya böyle duyuyormuştu. Pardon. Aytül ya... müydü, yanlış söylemeyeyim. Aytül. Aytül'e bunu ben kendim anlattım. Onunla öyle bir enerji yakaladım çünkü telefonda konuşurken. Onun samimiyetine inandığım için söyledim bunu. Tamam, güzel söylemişsin. Bugüne kadar hiç söylemedim hiçbir yerde. Çünkü bu tarz hikayeler çok anlatıldı ve çok hepimizde inanmadığımız ve dalga geçtiğimiz için söylemek istemediğim bir şey aslında ama gerçekten gördüm. Yanımda da bir arkadaşım ve onun annesi de vardı. Nerede gördünüz? Evimizin balkonundan bakarken. Bizim de evin balkonu var. Asfalt geçiyor. Hiç daha böyle bir kamyon dışında bir şey. Gerçekten bir uzay gemisi mi gördün? Gerçekten gördüm. Peki gördük uzun yani. Vadeli bir görüşme oldu. Yani böyle üzerine konuşa, aa uzay gemisi vay, hala evet. Dolanıyor. Aa döngüler geliyorlar. Vay sürdü. Geldi gitti. Hey gerçekten falan diye. Gördüm. İnanıyor musun bana Kenan? Olabilir yani. Neden Kenan olmasın ya. Ki yani? Nasıl? Olabilir. Yayındayız diye ne yalancısın ya. İnanıyor musun yani bana Kenan diye? Olabilir yani. Dedim. Ya ben inanmıyorum da ya, olabilir yani. Hani ben neyse. Görmedim ama olabilir abi. Yani gördüğünü zaten söyleyen bir ben, sürü insan var. Ya yani. Ben bu konuyu tartışmaya açmıyorum. Yani bu benim hayatımdaki çok önemli anılarımdan ve anlarımdan biridir. İnanılır veya inanılmaz çok önemli değil benim için ama ben gördüm. Uzay gemisi gördüm. Evet. Sonra bir daha gördün mü? Hayır. Sadece o gün. Bir kere. Her müziği biliyorum. Uzay gemisi müziğini bilmediğim için ne çıktı gördüm. Uzay gemisi de öyle geliyor. Başka neler olmuş falan. Bu mu? Uzay gemisi müziği bu mu ya? Devam ediyorum. Sahneden düşüp kalçanı kırmışsın. Doğru mu? Doğru. Felaketler kraliçesi gibiyim baya. Küçükken her gün evden kaçıp Luna Park'a gidermişsin. Kusana kadar gondola binermişsin. Doğru. Bir kere çok binmekten baygınlık geçirmişsin. Doğru. Doğru mu? Doğru.
Aa, hepsi doğru baya. İnsanın böyle çocuğu olacak. Gözünün önünden ayıramazsın ki. Annem çok çekti ben. Çekmiş yani. Baksana çamaşır devamlı suyu. Devamlı havada uçan terlikler vardı ama. Devamlı dayak yiyordum. Abi böyle bir çocuk düşünsene. Çamaşır suyu içiyor. Kapı önünde kamyon vuruyor. Kamyon vurunca uçuyor. Gondola oturuyor. Gondol sallanıyor. Eve yolluyor. Anladın mı? Evet. Devam ediyor. Sahiden böyleydi biliyor musun? Gece evde yalnızken kendini korkuturmuşsun. Bak yetmiyor hala. Yetmiyor. Birisi bir şey yapmazsa bu kendine bir şey yapıyor yani. O yüzden evin bütün ışıkları açık uyumuşsun. Bu nasıl bir tezat yani? Işıklar açık uyuyorsun kendini korkutmamak için mi? Evet. Sen nesin abla? Nasıl bir şey? Açıkla bize yani. Nasıl kendini korkutuyorsun evde yalnızken? Mesela banyodayken de çok korkuturum kendimi. Nasıl? Duş alırken de çok korkuturum kendimi. Yalnız. Duş alırken kendini evet. Mi korkuturum? İnanılmaz ya. Acayip şeyler düşünürüm yani. Anlat, bize anlat. Anlat, duşta ne düşünüp korkuyorsun? Ne oluyor yani? İşte abuk subuk şeyler getiriyorum aklıma. Yine burası daha sağlıklı. Peki. Daha var mı? Altıncı hissin çok kuvvetliymiş. Ne dersen o mutlaka bir gün olurmuş. Evet. Ne hissedersen. Birinin ondan hoşlanıp hoşlanmadığını anlarmışsın. Birinin? Birinin ondan. O kim? He, she, it. Yani o... Fena değil, kusura bakma. Kusura bakma, biz kendi çapımızda işte. O deyince İngilizce'de bizim aklımıza... He, she, it geliyor yani. Başka da... Yo var, daha devamı var. They, may var da söylemiyorum yani. Ya onlar var yani de... Çok teşekkür ederim çocuklar. If you need to learn English, you can come to me. Biliyoruz da işte her zaman şey yapıyoruz. Biz Kenan gibi değilim. Her zaman açıklamıyorum ya. Nasıl soğuk bir hava istiyor. Ne güzel gidiyordu. 13 rakamının uğruna çok inanırmışsın. O yüzden gittiğin otellerde 13. katta kalırmışsın. Evet. Oturduğum bir evim de 13. kattaydı. Uzun yıllar 13. katta oturdum. En önemli karşılaşmalar, anlaşmalar, başlangıçlar hep o tarihe denk geldi. Ha, denk geldiği için. Yoksa böyle evet. Ters bir karar vereyim durumu değil yani. Yok değil yok ha, hayır. Şeyden dolayı değil. Peki son zamanla, bir şey daha. Zamanla uğurlu olduğunu anladım. Anladım. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu enteresanmış. Gözünde gözlük varken bağırarak konuşulmuş. Evet. Ya bu vücut da ters çok çalışıyor. Çok saçma değil mi? Yani kulağını tıkadığında normalde bağırarak konuşan lazımken gözlük takıyorlar. Merhaba, ne yapıyorsun? Saydın öyle ama. Gözünde gözlük varken niye bağırarak konuşuyorsun? Bağıra bağıra konuşuyorum bilmiyorum. Karşımda biri varsa da telefonda da acayip bağırıyormuşum. Gülşen cidden enteresan bir kadın. Gerçekten sorunlarım var. Vallahi... Sinirlerim bozuk. Ha? Sinirlerim bozuk. Ama sinirin bozuk olur normal. Senin bugüne gelmen bir mucize zaten resmen. Yani. Vallahi resmen. Resmen bayağı Survivor yani. Ciddi soru var. Vay be. Peki. Oh, dude.